Hoş geldin Nil. Hoş bulduk yönetmenimiz. Yine senin çok uzman olduğun bir alanda bugün video yapıyoruz. Abi ete özel gömlek giydim. Etle aran nasıl diye sormayacağım. Bence nasıldır? Bence sevmiyorsundur. Sevmiyorum abi. Zaten yağlı mağlı ben diyetteyim de. Yok ya, et sevmem ben. Önünde biri ucuz biri pahalı olmak üzere iki tane et duruyor. Görünüşleri hakkında ne düşünüyorsun? Kırmızı et çok severim. Abi eti severim. Genelde etsiz bir şey pek yemiyoruz. Yani etsiz bir şey bir ciğer yiyoruz, o da eti. O da et grubundan. Evet. İşte gör kimin ete verdiği değer. Ama ben etten iyi anlarım. Şu daha lezzetli duruyor. Bu ise daha pahalı duruyor. Anlamadım. Yani enteresan. Duruyor. Senin için pek fark edeceğini düşünmüyorum etin ucuz pahalı olması ama. Bak şimdi işin kabası olarak et ettir benim için. Şöyle et zaten aslında hani pahalı ve daha pahalı diyelim biz buna. Ucuz olduğunu düşünmüyorum. Bu daha güzel duruyor. Daha böyle özenli bir tabak. Bu da böyle özensiz. Şöyle iki tane marul koymuşlar. Domatesler biraz yanmış. Biber de öyle. Yani közlemek istemişler ama yakmışlar gibi. Ya şimdi porsiyon olarak yani ve adet olarak ne, bu daha küçük ve daha şey ve salata falan da konduğu için bence bu pahalıdır. Bununla da lök diye et koymuşlar işte. İki domates, biber koymuşlar. O yüzden bu daha ucuzdur diye düşünüyorum. Abi bu ucuz, bu pahalı. Çok belli. Bu mesela abi pahalı olan içten içe pişmiş böyle, anladın mı? Yavaş yavaş pişirmişler bunu. Et, ettir. Et, et. Yani et. Et çok güzel ya. Daha böyle yağlı, güzel pişmiş gibi. Bu kuru gibi sanki. Ama daha kalın. Bilemiyorum. Bunu mangalda yapmak biraz zordur aslında. Bunu daha çok ateş ızgarasında yaparsın. Hani mangalda o ateşi ayarlayamazsın. Ateş ızgarası diye bir şey var mı? Ne diyorum abi ben? Et bizim işimiz abi. Porsiyon olarak da, gramaj olarak da. Yani bu daha küçük. Bu daha derli toplu. Bir de bunun yanına marul koymuşlar. Demek ki daha ucuz. Hani baygın marul koymuşlar. Bu marul böyle candı madlı böyle artist bir marul değil de ismi. Etiyopya marulu falan olsaydı pahalı olurdu bu. Pahalı olan her zaman daha az olur gibi bir şey oluyor ya. Algı oluyor. O yüzden bu pahalıdır, bu ucuzdur diyorum. Etin kendisinden ziyade sunum şeklinden. Yani yanına konulan şu salata bizim lahmacunun normalde içine koyduğumuz bir salata. Hani bu etin yanında çok alakasız olmuş. Közde biber ve domates yeterliydi. Bunu anlamadım. Bence o yüzden bu daha ucuz, bu daha profesyonel görünüyor diyorum. Et kendi yağını içine çekmeli ki kestiğinde o yağı aksın. Yani bu mesela yağlı, bu kupkurudur. Peki etin yağı nasıl içine çektirilir? Kısık ateşte pişirilerek abi. Sadece bu mu? Yavaş yavaş pişirilerek, kısık ateşte. Peki Görkem. Nasıl abi? Söylesene. Çok yüksek ateşe atarsın, ilk mühürlersin altın üstünü. Sonra o su içinde kalır. Abi ilkten ilkten böyle yüksek ateşe atarsın. O böyle üst alt çevirirsin. Peki ne deniyor buna? Şey, marmelize etme. O zaman soldan başlayarak tadabilirsin. Bayağı şöyle ince, yağlı. Çok bayağı yağ var aslında. Yani pek bir lezzeti yok gibi aslında. Beğenmedin mi? Çok yağ yağ ya da böyle sinir gibi geldiği için bir kıvamı çok hoşuma gitmedi açıkçası. Bu et ucuz olmasına rağmen güzel, yağı yerinde. Güzel, at eti mi? Hep yediğimiz at eti. Eşek eti yani. Bunu biliyoruz, tanıyoruz. Bizim kasap da bundan satıyor. Tatsız ve tuzsuz. Bir dakika. Tatsız, tuzsuz geldi bana. Yani gözümü kapayıp bu lokmayı atsam ağzıma ne yedim ben? Derim. Anladın mı? Et tadı gelmiyor. Ayrıca sos, baharat, hiçbir dokunuş yok. Bu ya da benim yediğim yere denk geldi. Yağlı bir et ve tam pişmemiş bir et gerçekten. Ya pek hoşuma gitmedi. Yerim, giderim bir lokantaya. İlk etimi yemişimdir orada. Önüme konulmuştur, bitiririm ama bir daha gitmeyeceğim bir et yani. Ne tadı var, ne tuzu. Böyle zaten yani yuttum ama sadece yuttum, çiğneyemedim. Beğenmedim ya. Hem çok yağlı hem de çok böyle yavan bir tadı var. Et et değil yani. Kupkuru bir şey. Şöyle bir yorum yapacağım. Ben ikisi arasında çok küçük bir fark gördüm. O da görüntüsel olarak. Buna aldanıyorum galiba. Bu daha doyurucu mu geldi, ağzında daha mı kapladı diyeyim sana. Ama bence görünüşe aldanıyorum. Çok net söylemek gerekirse hiçbir fark yok. Bence bu pahalı ama bu daha güzel çünkü bunun eti daha yağlı. Diyette olanlar bunu beğenebilir. Ha, o yüzden ben bunu beğendim şu an. Bu daha yağsız, daha güzel. Bu daha lezzetli ya. Bununla göre daha lezzetli. Daha lezzetli, daha böyle şey. Hem böyle et tadı alıyorsun, güzel böyle gidersin bir restoranda yersin. Akışıyor. Ama ters elle tutuyorsun. Ne alakası var? Et çok güzel bıçakta kalıyor ama bu çatal. Abi işte et dediğim budur. Adamlar yapmış, anladın mı yani? Güzel güzel, özenerek. Ya bununla alakası yok. Bugün mesela dedim ya pişmemiş abi. Bunda öyle bir şey yok abi. İçine kadar her yeri. Büyük ihtimal ufak ufak çizikler attılar ki içi de alev alsın diye. Benim amcam mı söylüyor? Şu. Ete çizgi atılmaz. Bir kere ete çizgi atarsan etin arasındaki, etin içindeki sular dışarı çıkar ve et kuru olur. Bu büyük ihtimalle pahalı olan ama ben ustasına buradan sormak isterim. Neden bu kadar pişirdin ustacım diye. Mühürleyip geçen ama çok lezzetli. Bu kuru bayağı. Bu daha evet yağlı. Sanırım ben yağlı sevmiyorum bari. Ama belki pişirme şeyinden de olabilir ya da bilmiyorum ya. İkisini de tercih etmezdim gibi geliyor bana. Bu ne ya? Ne eti bu?
Bu ne eti? Dana belli, tatsız tuzsuz, böyle hafif ekşimsi. Şu daha lezzetli. Bu da mı dana? O da dana. Aa, gerçekten mi? Çok lezzetli. Etten çok anlayan biri değilim ama bu yağlı yağlı, böyle daha çok sevdim. Bunu hala saman gibi ölçemedim yani. Senin pahalı dediğin aslında ucuz olan ve porsiyonu 13 lira. Senin ucuz dediğin pahalı olan ve porsiyonu tam 75 lira. Kırmızı et ama 13 lira da çok ucuzmuş ya. Ya kırmızı et genelde daha pahalı olur ya. 13. İyiymiş, ben bunu alır yerim çünkü o kadar bir fark yok. Ben bunu mu yedim ya, 13 liralık şey mi yedim? Nereden aldınız bunu? Ya benim vardır. Verilmeyecek gibi değilim. Hani gerçekten et yemek istiyorsanız bu taraftaki daha güzel. Ne? 75 lira. Soğan yok yanında. Yani 6 tane bundan yiyoruz herhalde. 78 oluyor, 73 hesap. Matematik, ben eşit ağırlık okudum. Gerçekten mi? Çok lezzetliymiş ya. Niye öyle oldu? Kimi kestiniz? 13 TL'lik şeyi mi beğendim ben şimdi? Korkuyorum. Ne yedim ben? 75 de iyiymiş bu arada da, pahalıymış ya. Buna 75 lira vereceğimi Furkan abinin keşfettiği nezih lokantalarda daha ucuz, daha güzelini yerim.